Pineapple çok enteresan bir şey. Geçenlerde dedim ki Frankfurt'ta bir vatandaş vardı. Var ya. Bilmiyorum şimdi ne durumda. Böyle takım elbise, kravat, her zaman iki dirhem, bir çekirdek diyorlar ya, öyle şık. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar hep böyle. Bak dedim, zaten muhterem zevat. Başka. Kışın da böyle giyiniyorsun ama bak üşütürsün, prostatı, aşağıdaki takımları, böbrekleri, cinselliğin gider. Ben eski toprağım. Bana bir şey olmaz. Sen bilin, benden söylemezsin. Kışın içlik giyeceksin. Atalarımız niye içlik giymiş? Tedbirini almış adam. Biliyor. Bak sen de giyeceksin. Yok bana bir şey olmaz. Sen pek iyisin. Ben Türkiye izine gitmiştim. İzinden döndüm. Beyefendi Hazretleri yok. Nerede dedim bu abi? Bu abi hastanede. Hadi bakalım ziyarete gittik. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Adam prostat ameliyatı olmuş. O kadar ilerlemiş ki fark etmemişler. Dedi ki ya haklı çıktı. Haklı çıkmak önemli değil. Cinsellik gidecek. %85 abla olacaksın. Yapacak bir şey yok dedim yani. He. Şimdi ben geçen bunu anlatmıştım. Vatandaşın zihninde kalmış. Beni aradı. Geçenlerde Mehmet Bey diye birisi Bursa'da. Hocam ben de aynı soruna yakalandım. Geçenlerde sınıf yaptım. Nedir sorun? Testislerim ağrır. Böbreklerim ağrır. Dedim ki huş seti kullanacaksın. Huş. Bende para yok. Fakirim, fukarayım. Ucuz bir şey olsun. Hem etkili olsun hem ucuz olsun. Oh maşallah çok güzel. Hem ucuz olacak hem etkili olacak. Hem ucuz hem etkili. Tamam dedim. Pardon. Ay. Şimdi Gilaboru ben açtım ağzını denedim de. Evet. Bir çorba kaşığı yetişkinler, 10 yaşındaki çocuklar, 2 tatlı kaşığı, 5 yaşındaki çocuklara 1 tatlı kaşığı. Daha küçükleri de kullanabilir, 1 çay kaşığı. Ne yapıyoruz? Günde akutsa, Gilaboru, mesela üşüttünüz böbrekleri, sabah kalktınız, oh, yorgansız yatmışsınız, böbrekleri üşütmüş, böbrekler sızlıyor veya testisler ağrıyor. Akut ise hemen başlarsanız günde 5-6 defa yetişkin bir çorba kaşığı. Kekremsi, tatlı, güzel bir tadı var. Bu sadece gilaboru içermez, Kayseri meyvesi. Kayseri'de çok olduğu için Kayseri meyvesi. Ama Türkiye'nin her yerinde yetişir. Aslında Karadeniz'de, Marmara'da çok güzel yetişir gilaboru. Ama millet bilmiyor. Kayseriler uyanık. Düşünmüş, taşınmışlar. Gilaboru ekstraktı. Altın başak oto ekstraktı. Böbrekteki taş, kum, iltihaba karşı altın başak otu. Solidago virguare. Dünyada en eski bitki. Ayrık kökü ekstraktı. Ayı üzümü yaprağının ekstraktı. Ayı üzümü meyvesi değil, yaprağının ekstraktı. Çoban çökerten ekstraktı. Huş yaprağının ekstraktı. Huş çok önemli. Niçin? Betulinik asit içeri cilt kanserine karşı etkisi ispatlanmış.
romatizma için, böbrek rahatsızları için vesaire vesaire kullandım. Geven ekstraktı, üşütme, grip, nezleye karşı. Bilya kekik. Yani bilya kekiğe benzer. Kızılcık ekstraktı, ısırgan otu ekstraktı, akgünlük ekstraktı, çam kabuğu ekstraktı, çinko, bor, magnezyum, mangan vesaire vesaire. Benzeri yok. Eşi benzeri yok. Efendim ben gilaboru suyu aldım içiyorum. Gilaboru sirkesi aldım içiyorum. Hiç. Afiyet olsun. Ama bu 10 çeşit bitki ekstraktı içerir. Böbrekteki, idrar yollarındaki ağır enfeksiyonlara karşı etkili. Taşa, kumağa karşı etkili. Öyle basit bir şey değil. Gilaboru sirkesiyle, gilaboru şurubuyla, gilaboru meyve suyuyla 10 kat değil, 100 kat daha etkili. Yani 100 kat daha etkili. Ha, bununla ilgili çok güzel yeni çalışmalar olmuş. Evet, bu bunların başında böbrek ve mesela taş ve kuma karşı etkili antioksidan, serbest radikalleri yok ediyor. Vücudu zararlı maddelerden temizleyici, arıtıcı, toksik maddelerden, stres önleyici, yorgunluğa karşı kullanılır. Romatizmaya karşı etkili, ağrıları kesici, idrar yolları enfeksiyonu önleyici, kansere karşı etkisi. Şimdi mesela kansere karşı etkisi yeni bir çalışma yapılmış. Fibrinum opulus. Latincesi. Bakalım Latinceden Fibrinum opulus. Kaç araştırma? 61 araştırma yapılmış. Kemik osteoartrit, kemik enfeksiyonu, idrar yolları enfeksiyonu, diyabete karşı etkisi, kilo, obeziteye karşı etkisi. La ilahe illallah Muhammed olsun. Her saniye yeni bir araştırma yapılıyor. Her saniye, her saniye. Evet, kansere karşı etkisi yeni bir çalışma. Muazzam bir şey. Bunları yakında bitkiseltedavi.net'te yayınlayacağım. Yani Türkçesini, İngilizce metinleri.